Ben Oğuzhan Özcan, Koç Üniversitesi Tasarım Laboratuvarından merhaba. İletişim tasarımı eğitiminin kuruluşunun 25. yılında bu alanda dünyada başarı elde etmiş Türk tasarımcılarını ağırlıyorum. Bu bölümde Philips Healthcare biriminde, araştırma biriminde çalışan çok değerli bir iletişim tasarımcısı, öğrencim Atike Dicle Peker'i ağırlıyorum. Hollanda'ya bağlanıyorum. Merhaba Atike. Merhaba. Atike, şimdi herkes çok önemli kurumlarda kullanıcı deneyiminin nasıl yapıldığını, ne konuda araştırmalar yapıldığını merak ediyor. Bu arada firmalar çok büyük bir dönüşüm geçiriyorlar. Biz de merak ediyoruz neler oluyor diye. O yüzden çok önemli kurumlardan bir tanesi Philips'te de neler oluyor merak ediyoruz. O yüzden sana bağlandık. Bu konuda görüşlerini alacağız. Önce genel olarak Philips son yıllarda bildiğimiz ürünler dışında yeni bir ürün gamına üzerinde çalışıyor mu? Nasıl yapıyor? Biz Philips'i hep işte DVD'ler, televizyonlar falan olarak biliyorduk. Bu konuda son gelişmeler neler? O konuda bize biraz bilgi verebilir misin? Tabii ki, tabii ki. Philips çok eski bir şirket. Bildiğiniz gibi ilk başta aydınlatma ile başladı her şey. Fakat çok eski bir şirket olduğu halde bayağı da yenilikçi bir şirket. Biz yani hani bizim bildiğimiz Türkiye'de özellikle Philips işte DVD'ler yapıyordu, televizyonlar, küçük ev aletleri, elektrik süpürgeleri ve bunlar da yenilikçi bir firma olarak biliyorduk. Fakat son zamanlarda, son yıllarda uzun hatta uzun bir zamandır Philips'in artık odaklandığı bir alan var. O da sağlık. Yani artık televizyon, işte küçük en son küçük ev aletlerini de bünyesinden çıkarttı. Hatta aydınlatma da bünyesinden birkaç sene Öyle önce. mi? Yani Evet, artık Spotify. sadece sağlık sektörüne mi şu anda? Sadece sağlık sektöründeyiz. Evet. Evet. Peki neden sağlık alanına Philips önem veriyor? Bu konuda ne düşünüyorsun? Bunun aslında temeli Philips'in hani bizim de hep beraber misyonu olan kurulduğundan beri takip ettiği yani hani şey yaptığı bir şey var. Bu da insanların hayatını iyileştirme vizyonu. Hani bununla başlıyor. Bu mottoyla başlıyor. Ve son dönemde tabii ki trendlere bakarsak da sağlık alanında bayağı teknolojik gelişmeler oluyor, değişiklikler oluyor. Dünyada da değişiklikler oluyor. Bu yüzden de belli bir alana fokus olmak istedi, odaklanmak istedi. Sağlık tabii giderek daha önemli oluyor. Dünya nüfusu yaşlanıyor. Aynen. En büyük sebeplerinden bir tanesi zaten yaşlanan dünya nüfusu. İnsanların yani dünyadaki kaynakların artık bitmesi. Evet. İnsanların her şey sağlık olanaklarına ulaşamaması. Teknoloji, digitalization dediğimiz özellikle medikal alanda da son derece hızla ilerleyen bir dönüşüm var. Peki aniden sen Philips'te ne kadar süredir çalışıyorsun? Philips'te yaklaşık 8 seneyi Peki doldurdu. seneye çalışıyorsun. Aniden pandemi dönemine girdik. 1,5-2 yıldır bambaşka bir dönem geçiriyoruz. Şu anda sağlık, pardon, bu aniden gelen pandemi döneminde Philips'i healthcare olarak stratejisinde bir değişiklik yaptı mı? Yoksa zaten bütün bunları öngörüyor muydu? Ya bütün bunlar zaten yani stratejisinde var olan şeyler. Fakat tabii ki daha çok ağırlık verdiği birimler oldu. Bunların başında gelen mesela remote monitoring dediğimiz uzaktan hastaları takip edebilmek. Sonuçta insanları hastanelere gidemiyor. Sağlık sektörü gerçekten ciddi bir problem yaşıyor. Birikmeler var, operasyonlar yapılamıyor. Telehealth daha önemli bir hale geldi. Ben artık doktorumla video consultation'ları üzerinden konuşuyorum. Onunla Eskiden bunlara pek izin iletişim verilmiyordu uzaktan kuruyorlar. ama artık galiba Evet, değil mi, ve değişecek. bu değişiyor. Bir de insanlar artık bunu kabullenmeye başladı. Peki yani firma gizliliğini bozmama kaydıyla şu anda sağlık alanında spesifik olarak ne gibi problemler üzerinde çalışıyorsunuz?
son zamanda piyasaya sürülen evet bir ürünümüz var. Evet. Bu da ne yapıyor? Digital Cognitive Testing diyeceğim. Şimdi biz burada ne yaptık aslında? Bu testler yüzyıllardan beri var olan testler. Ve kağıt ve kalem kullanılıyor. Çok basit testler. Diyor ki işte 1'den 2'ye bir çizgi çiz, 2'den 3'e bir çizgi çiz. Veya işte size 15 tane kelimeyi ard arda söylüyor ve siz bunları hatırlamaya çalışıyorsunuz. Biz bunları önce digitize ettik. Yani ne yaptık? Bunları aldık, bilinen testleri. Hadi bakalım dedik, nasıl biz bunları dijital yapabiliriz? Bu dijital yaptıktan sonra da bunları algoritmalarla nasıl ölçebiliriz? Basit bir uygulama. Aslında biz ilk başta bunlar nöropsikolojik testlerdir. Bunlar nörosaykologlar tarafından uygulanan özel psikoloji eğitimi almış insanların üzerine birkaç sene daha okuyup bu testleri yapabilme yetkisi var. Bu hastaların yani mesela Alzheimer şüphesi geçiren bir insanın test olması için çok uzun zaman beklemesi gerekiyor. Yaklaşık 3 ay beklemesi gerekiyor. Sonra 3 ay bekliyor, randevuyu alıyor, gidiyor, 6 ay sonra rapor geliyor. Yani bu o kadar uzatıyor ki tanı sürecini. Doktor bu sırada artık diyor ki nörologta ben yani bildiğim basit testlere bakacağım. Bu testler sonucunda ne veriler varsa tedaviye başlayacağım. Ama eğer bu sonuçları, bu testleri daha önceden alabilseydi tamamen farklı bir tedavi yöntemi seçebilirdi. Yani baktı filmler ama bir teste ihtiyacı var. O teste hani nörolojik testler, onun için bir başka doktora gideceğine bu program onun testini yapıyor. Doğru mu anlıyorum? Evet. Anlıyorum. Bu program onun testini yapıyor. Daha doğrusu bu şuna sağlıyor. Yine gideceği doktorun uzmanlık alanına etkilemiyor. Yine ona ihtiyaç olabilir. Ama en azından erken tanıyı imkan. O zaman şunu mu görüyoruz? Hani bir öngörü var ama yani önümüzdeki 15-20 yıl içinde doktorların eforunun göreceli olarak daha azalacağını bu tür ürünlerde söylememiz mümkün mü? Tabii zaten amacımız da bu. Yani hani doktor tamamen hastanın tedavisine odaklansın. Belli bir uzmanlık alanına gidip baktığı da doktor, başka uzmanlara ihtiyacı olduğunu onları oraya göndermeden o daha oradayken onların bir takım verilerini elde edip zamandan kazanıp teşhisini. Bu üründe ben bir yazılım anlıyorum ama şimdi Philips hani daha solid ürünlerden hep konuştuğumuz için bu ürünün solid tarafı ne? Yani ürün olarak kısmında sadece yazılım mı bu yoksa? Bu şu anda evet artık Philips sadece hardware üretmiyor, sadece ürün, fiziksel ürün üretmiyor. Bununla beraber yan servisler ve çözümler üretmek. Çok önemli bir şey söylüyorsun. Yani Philips eskiden endüstriyel ürün tasarımı yaparken şimdi servis tasarımı dediğimiz yazılımın da içinde olduğu. Arayüzünde içinde olduğu. O yüzden iletişim tasarımcısı olarak senin gibi deneyimli bir uzmanı bünyesinde barındırıyor diye anlıyorum. Evet kesinlikle ve benim gibi birçok insan daha var. Büyük bir tasarım kadrosu var. Hatta kendi ajansı var, Philips Experience Design diye. Ve bu ajansta benim gibi kullanıcı deneyimli tasarımcıları da çalışıyor, araştırmacılar da çalışıyor, design stratejistler de çalışıyor. Aslında bir ezber bozuluyor, öyle anlıyorum. Yani Kodak'ta olduğu gibi örneğin kameradan çıkıp kimya sektörüne girdiği gibi Philips'te gelişimlere bağlı olarak bir strateji geliştiriyor. Gelecekte sağlık alanında etkileşimli tasarımcılarının rolünün ne olacağını düşünüyorsun? Artık teknoloji gelişiyor. Yapay zekayı, datayı nasıl yorumlayacağız? Bu datayı, elimizde var olan bu bilgiyi nasıl kullanıcıya sunacağız? Bunlar çok önemli hale gelecek. Bizim yapmamız gereken tüm bu bilgileri toparlayıp anlamlı bir şekilde kullanıcıya iletmek. Ama o zaman yapay zeka bütün bunları yapacak olursa iletişim tasarımcıları ne yapacak o zaman? Ama işte iletişim tasarımcıların rolü burada çok önemli oluyor. Çünkü yapay zeka insanın neye ihtiyacı olduğunu anlamayacak.
Peki Atike, şimdi spesifik olarak sağlık odaklı bir çalışma içindesin. Ama yaptığın çalışmada kullanıcı yani kullanıcıyı tanımak üzerine. Yaptığın 8 sene içinde yaptığın çalışmalarda hiç öyle bir vaka oldu mu? Mesela sağlık dışında çok özel bir şey geldi. Bunu Philips'e raporladın mı? Tabii gateway'e girmesi de bir endüstri devinde çok zor oldu süreçler. Ben de Arçelik'te araştırma merkezinde çalıştığım için biliyorum. Yani 2 yıldan önce bir gateway'de bir şeyin girmesi çok zor büyük firmalarda. Yani böyle bir kullanıcıyı anlamak üzere çalışıyor. Öyle bir şey buldun ki aslında çalıştığın alanın çok dışında çok özel bir konu çıktı mı? Paternleri buluyoruz. Interaction paternleri, yeni modaliteler çıkıyor ortaya. Aynen. Yani bu söylediğinden şunu anlıyorum. Sen sağlık için gidiyorsun, kullanıcıya bakıyorsun ama o birden orada bambaşka bir interaction modality görüyorsun ve bunu da patentliyorsun. Bugün kullanır, yarın kullanır gibi değil mi? Aynen. Çünkü büyük firmalar bunu peşinde koşuyor. Bayağı da önem veriyor en azından çalıştığım şirket. Sen Türkiye'deki ilk etkileşim tasarımı bölümünde okudun. Adı iletişim tasarımıydı. Artık maalesef o bölüm o etkinliğin tam olarak değil. Bu bölüm iletişim tasarım bölümünden ilk mezunlarındansın. Ve üzerinden yaklaşık 25 yıl geçti. İlk bakıştaki deneyimle 25 sene içinde hayatında ne değişti? Ne fark? Yani 25 sene önce nasıl bakıyordun? Şimdi nasıl bakıyorsun? Yani arada büyük bir değişim oldu mu? Olduysa o adımları bize söylemen mümkün mü? Çok özetle. İlk mezun olduğumda daha çok ya da öğrenciyken biraz daha şeye meraklıydık. Kullandığımız araçlara meraklıydık. Hani nasıl bunu en iyi şekilde kullanırız? İşte freehand'e, HTML'i. Hani teknolojiyi kullandığımız araçlara çok çok iyi ve yetkin kullanırsak çok başarılı olacağımızı öyle bir düşüncem vardı. Bu tamamen değişti. Biz Artık de o dönemde o eğitimi öyle veriyoruz, değil mi? evet. Programlama, HTML, o Evet, bu. geriye döndüğüm zaman yani muhtemelen şunu düşünürdüm. Biraz daha stratejik, hani dizayn, tasarım odaklı düşünceyi daha nasıl hani DNA'mıza, içimize kazırız diye düşünüyorum. Yani şunu soruyorum, o zaman HTML kodlama falan önemliyken bugün yeniden böyle bir eğitim programı olsaydı bugünkü şeyde daha bunlardan arındırılmış, daha stratejik. Bence daha az önem, yani tabii ki öğrenci ihtiyacı olduğu zaman bir yerden bilgi alıp öğrenebilmesi gerekiyor ama sonuçta bir şey tasarlarken kullanacağınız teknoloji o kadar değişebiliyor ki ona Evet. o anda karar vermeniz lazım. O kadar çok alternatif var ki, isterseniz Figma'yı kullanırsınız, isterseniz Framer, isterseniz Evet, Sketch kullanırsınız, artık eskiden web sitesi diyorduk, şimdi dememize gerek yok. İsterseniz PowerPoint kullanırdınız. Şimdi Evet. chatbotlar var. Tamamen konuşma üzerine bir arayüz yapabilirsiniz. O kadar değişti ki bunları, hani bunlardan biraz daha az arındırılmış, tamamen daha çok bir fikri nasıl hayata geçirebilirim, nasıl bir prototipini hemen yaparım ve nasıl hemen bunu validate edebilirim. Evet. Yani Zaten nasıl? şu anda Koç Üniversitesi'nde temel eğitim olarak biz sadece yaratıcı düşünmeyi öğretiyoruz. Farklı disiplinlerde insanlar onlara bakıyor. Dediğin Tabii. gibi Evet. aslında doğru diyorsun yaptığımız 25 senede çok şey değişti. Artık teknoloji bilmek yerine felsefesini, arka planını ve düşünme Aynen. mantığını anlamak. Evet. Galiba bunu sen de bunu doğruluyorsun gibi Evet, anladım. tamamen. Çok önemli bir şey söylüyorsun gibi anladım. Didaktik yöntemle öğretilen klasik tasarım eğitiminden geçmiş bir insanın senin biriminde çalışması çok zor anlıyorum. Yani kolaboratif düşünme mantıklarını öğrenmiş birisinin gelmesi daha kolay iş bulması ihtimali yani ne mi gerekiyor? Onu mu diyorsun? Tabii ki. O Tamamen zaman doğru. tasarım odaklı düşünme Design thinking giderek daha mı önemli oluyor Philips gibi Kesinlikle. şirketlerde? Tabii ki zaten, yani hani bu zaten hani bir şey değil artık, sır değil. Herkes, Apple böyle yapıyor, Google böyle yapıyor. Philips'in de tamamen tasarım odaklı
düşünce üzerine. Yani o zaman siz firmaya genç bir eleman alırken bu deneyime sahip olanlara öncelik mi veriyorsunuz? Tabii ki. Evet. Peki yeni mezun olan iletişim tasarımcılarına neler önerirsin? Sen çok güzel bir başarı hikayesi yaşadın. Türkiye'de belli bir süre çalıştın. Philips'ten önce de başka yerlerde çalıştın diye biliyorum. Kısaca ondan da söz edebilir misin? Tabii ben mezun, hatta ben üniversitedeyken, bölümdeyken, 3. sınıftayken çalışmaya başladım İstanbul'da. Yani hani aslında piyasaya pratik deneyimle oldukça erken başladım. Benim önerebileceğim bir şey bu. Gerçekten çok öğreniyorsunuz. Müşteri, en azından müşteri ilişkilerini öğreniyorsunuz orada. Daha sonra master için Almanya'ya gittim. Orada digital medya üzerine çalıştım. Daha sonra da Hollanda'ya geldim, Eindhoven'a. Eindhoven'da da User System Interaction diye bir postmaster programı var. Bu postmaster programının amacı tamamen kolaboratif çalışmayı sağlamak. Daha sonra da mezun olduktan sonra da oradan Vodafone'a geçtim. Vodafone'da User Experience Designer olarak çalıştım. Sonra bu Hollanda tasarım şirketinde çalıştım, Mirabooz diye. Daha sonra da Philips'te kendimi buldum. Bu çok güzel bir başarı hikayesinden bahsediyorsun. Senin gibi bir başarı hikayesi elde edebilmesi için bugünkü deneyiminle yeni mezun olan birisine, yani Atike olsaydı o, ne önerirdin, nasıl bir yoldan geçmesini önerirdin? Biraz meraklı olmasını önerirdim. Yani hani merak edip araştırması lazım. Başka insanlar neler yapıyor? Kendimi nasıl geliştirebilirim? Ve bir an önce pratik etmesini öneririm. Bazı şeyleri ayarlamak çok zor. Hani bazı şeyler şans önünüze gelince bu şansları değerlendirmeniz lazım. Yani firmalarda öyle güzel pozisyonları buldun ama önce kendini geliştirdin, sonra da bulduğun ilk fırsatı da değerlendirdin. Yani güzel bir portfolyo hazırlama. Benim mesela erken işe başlamamın en büyük avantajı, güzel bir mezun olduğumda benim bir portfolyom vardı zaten. Ve sırf öğrenci portfolyosu değil, bunun yanında da biraz da işte işten, sektörden örnekler sunabildim. Bu 25 yıl içinde, bu güzel başarı hikayesi içinde hiç umudunun kesildiği bir nokta oldu mu? Evet, yani hani karşıma yani şöyle diyeyim, çalıştığınız sürece, ortaya güzel bir şeyler koyduğunuz sürece ve iyi bir takım çalışanı olduğunuz zaman zaten hani ilerlemenizde bir sorun olacağını düşünmüyorum. Yani iyi bir şey yaptıkça yılmadan bir sonuca varabileceğini düşünüyorsun, öyle mi? Yani hani en azından ben hiç usanmadım. Yani sürekli bir şeyler yapmaya çalıştım. Sürekli ideal bir şeyi beklemedim, öyle diyeyim. Evet. Bir ideal kafanızda şöyle düşünürsünüz. En iyi tasarım şirketinde çalışacağım. En iyi yerlerde olacağım. Tabii ki bunlar insan hayal edebilir. Ama elimde var olan bu. Ben var olanın en iyisini yapacağım ve sürekli deneyeceğim. Evet. Çok güzel bir mesajdı. Hadi gel şimdi seninle bir mektup yazalım. 20 sene sonraki Atike'ye bir mektup yazsan nasıl bir mektup yazardın? Şöyle derdim. Umarım sağlıklısındır. Umarım mutlusundur. Umarım şu anda çok sevdiğin, yaptığın işe devam ediyorsundur. Büyük bir aynı azimle, aynı istekle. Bunları isterdim, bunları söylerdim. Bugünkü konuğum iletişim tasarımının Türkiye'deki ilk mezunlarından, güzel bir başarı hikayesi olan çok değerli bir genç araştırmacı, Hollanda Philips Healthcare kullanıcı deneyimi laboratuvarından Atike Dicle Peker'leydik. Bir başka bölümde buluşmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Koç Üniversitesi Tasarım Laboratuvarı'ndan ben Oğuzhan Özcan.